Suriye'den seken kurşunlar Türkiye'de bir kişinin daha ölümüne neden oldu. Sınırın sıfır noktasındaki Resulayn'da El Nusra ile PKK'nın Suriye'deki kolu PYD güçleri arasındaki çatışmalarda seken roket atar mermisi Ceylanpınar'da bir tarlaya düştü. Mermi tarlada çalışan Şükrü Kahraman ve iki çocuğu yaraladı. Hastaneye kaldırılan üç kişiden baba Şükrü Kahraman kurtarılamadı. Yaralı iki çocuğun sağlık durumuysa iyi. Günlerdir diken üstünde olan Ceylanpınar'da halk sokağa çıktı. Ara sokaklardaysa bir grup eylemciyle polis arasında çatışma çıktı. Grup polise taşlarla saldırdı, polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Şükrü Kahraman'ın cenazesi gece saat 03 sularında Ceylanpınar'ın belediye mezarlığında toprağa verildi. 16 Temmuz'dan bu yana Suriye sınırında yaşanan çatışmalarda seken kurşunlardan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.